arada tarım müdürlüğümüzü de zaman zaman çağırdı. Hani bu projeler başarılı oldu mu olmadı mı diye bize burada bilgiler verdi. Hani biz yerel yönetimler olarak özel idare kaynaklarından ayırabildiğimiz kadarıyla ayırabiliyoruz. Daha önceki dönemlerde ne yaptık? Makine parkurumuzu geliştirdik. Tarıma çok fazla ayıramadık. Bu dönem tamam yeterince ayıramadık evet. Ama hani bu parayı ayırabilmek bizim elimizde öyle değil mi? Yani seneye ondan sonraki sene daha fazla ayırabiliriz. Bunu hep beraber biz de proje üretelim. Hep birilerinden beklemeyelim. Madem öyle meclis olarak yapabileceğimiz şeyleri yapalım diyorum ben bu anlamda. Ha, bunun haricinde bakanlığın yapmış olduğu bir takım projeler var. Mesela bakın Orköy projesi var. Geçen sene bir köyden ben 3 kişi bulamadım. Yani 3 kişiyi bir araya getirip hayvan dağıtılacaktı. Orköy maalesef bir kişi sadece çıktı. Bir koca bir köyden bir kişi çıktı. 2 kişi daha bulamadım. Maalesef bizim Zonguldak'ta böyle bir handikapı var. Yani bir şekilde insanlar tarım ve hayvancılığı yavaş yavaş bırakıyorlar. Ha çok güzel yerler de var. Mesela Bakacakkale, Gökçeve'yi, Seracalık'ta çok iyi. Ereğli tarafı işte fındık, çilek, o tarz şeyler de iyiler ama bunu genele yaymak gerekiyor. Özellikle merkez, devre, tozlu bu anlamda biraz daha hani şey kalıyor, eksik kalıyor. Bununla ilgili bence önümüzdeki seneler biraz daha tarıma fazla para ayıralım arkadaşlar. Biz proje üretelim, takibini de biz yapalım. Yani bu bizim elimizde. Hani hep şikayet etmekle bir yere gelmiyor maalesef yani. Biraz da